Evliliğin düşmanları, evliliğin dört düşmanı. Hatta siz onlara ne diyorsunuz? Mahşerin dört atlısı. Gottman'ın evlilik terapistlerinin... Bu sizin değil aslında psikiyatrinin bir şeyi. Gottman'ın evlilik terapistlerinin bir şeyi, araştırması. Bir evliliğin devam edip etmeyeceğini dört maddeye bakarak %95 olasılıkla tahmin ediyorlar. Dört maddeye bakarak bir evliliğin devam edip etmeyeceğini %95 oranında görebiliyorsunuz. Bir çifti tartıştırıyorsunuz. Gizli kamerayla izliyorsunuz ve ondan sonra onların konuşmalarındaki bir takım şu dört maddeye bakıyorsunuz. Vallahi, bunların olup olmadığına. Bana şu anda evrenin sırrını söylüyorsunuz gibi geldi. Yani o kadar önemli bir şey söylediniz ki yani. 5 yıl içinde %95 olasılıkla bu evliliğin bitip bitmeyeceğini söylemek mümkün oluyor. Ellerim titriyor bunu açarken yani. Evet. Bir açayım bakayım bir dakika. Evliliğin dört tane düşmanı var. Mahşerin dört atlısı denen ve bunlardan bir tanesi. Eleştiri. Eleştiri her zaman bir ilişkide yapılması gereken şeylerden biridir. Ama nasıl yapıldığı çok önemli. Her lafı eleştirmek, her söylediğine bir kulp takmak, her şeyi yapmak, her sözüne bir karşı çıkmak doğru değil. Eleştiriyi nasıl yapmamız? Ay, elimde ne var? Elimde bir sandviç var. Ne eleştiriyle ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle sandviçimi size tarif edeyim. Sonra Ayte Hoca bize açıklasın ne alakası var. Sandviçin bir kere bembeyaz, pamuk gibi yumuşacık bir ekmeğe yapılmış. Evet. Ama içinde ne var derseniz içinde salatalık var. Ama biraz da domates var. Üstünde de bol miktarda acı biber var. Yani yumuşacık ekmeğimi ısırıyorum ama içinde sert ve acı bir içerik var. Yani bakacak olursak aslında eleştiriye yumuşak bir tonla, karşıdakinin bizi dinleyeceği, kulak vereceği bir tonla başlamak önemli. Sonra söyleyeceğimiz acı biberler olabilir ama o acı biberleri de gene yumuşatarak ve bir şekilde sandviç kıvamında söylemek ve yine yumuşak bir şekilde bitirmek. Yani iyi bir cümleyle başlayacaksınız, arada söylemeniz gerekenleri söyleyeceksiniz ama yine yumuşak ve iyi bir şekilde bir sandviç ağzına her zaman yumuşak bir tat kalacak şekilde bitireceksiniz eleştirinizi. Şimdi eleştiri, Cengiz Bey size de soralım. Eleştiri olmak zorunda, siz demin de söylediniz, tartışma olmadan olmaz, kapışma olmasın. Eleştirinin dozu ve şekli önemli değil mi? Şimdi ben evet gerçekten öyle. Size iki tane kelime söyleyeceğim, iki sözcük söyleyeceğim. Bunu, sadece bunu evlerinden çıkartan insanlar yepyeni mutlu bir hayata başlayabilirler. Sen hep ile devam eden olumsuz kelimeler. Sen hep geç kalırsın. Sen hep yapmazsın. Sen hep yalan söylersin. Bu sorunu tartışmak değil. Bu karşıdaki insanın kişilik haklarına saldırı. İtham ediyorsun. İtham ediyorsun. Ve bakın çok önemli bir sır vereceğim size. Evlilikleri ayakta tutan bir tane şey var. Evliliğini yıkmak isteyenler, mesela benim bir arkadaşım var, iş adamı diyor ki bana, benim eşim, ben çok değerli bir insanım, herkes de beni çok sever sayar. Benim eşim ne kadar değersiz olduğumu 30 saniyede bana hissettiriyor diyor. O kadar hızlı çalışıyor ki diyor, inanılmaz bir şey diyor. Şimdi eğer bir evliliğinin bitmesini isteyen birisi varsa eşini değersiz hissettirsin. Evlilikte değerli olmak çok önemli bir şey. Sen heple başlayan sözcükler, sen benim için hiçbir şey değilsin demek. Buna dikkat edin. Sadece buna dikkat edin. O evliliklere inanır mısınız? Hep devam eder. Yani şunu söylemek isterim. Ne yazık ki hocam. İnsanlar komşusuna değer verdiği kadar değer vermiyor işine. Hı hı. Günaydın. Merhaba. Nasılsın? Diyor ki arkadaşım, ben diye eve geldiğim zaman diyor, biz de birbirimizin diyor öksürükten anlarız geldiğimizi veya gelmedim. Aha yaparım. O da diyor, aa der. Anlarım ki diyor evde. Ben merhaba, de, hoş geldin canım, yok. Sevgilim, kocacım, karıcım yok yani. Ve diyor bir komşum gelir diyor, komşumuz gelir diyor. Kapılarda. Eşim hemen diyor kapıda ve misafir odasını alır hemen onu diyor. O diyor örtüler açılır diyor. Yani karşısında diyor. Fark etmeden çok değersizleştiriyoruz evet. Değil mi? Ama sorduğunuz zaman bir insana eşimden daha değerli kimse yoktur. Hakikaten de öyledir. Ama bunu hissettirmezseniz bunun hiçbir önemi yok. Algı çok önemli. Peki hemen eleştiriden devam edelim. Mahşerin dört atlısına. Evet. Sürekli savunma. Savunmak. Bu da gene yapılan en önemli ilişki hatalarından bir tanesi. Yani karşıdaki size bir şey söylediğinde, karşıdaki sizinle ilgili bir tespit yaptığında devamlı olarak evet ama sen de. Ama ben öyle yapmadım ama ki. Ben öyle yapmadım ki. Ya da bunu yaptım ama bundandı gibi. Hiç kabullenmemek, dinlememek, ne söylemeye çalıştığını anlamamak ve kendimizi savunma telaşına düşmek. Bunlar gerçekten ilişkiyi çok zedeleyen, yıpratan şeyler. Cengiz Bey'in dediğine çok katılıyorum. Çünkü bir insanın evlenirken ki en önemli beklentisi onaylanmak, kabul görmek ve değer görmektir. O nedenle
birinin haklı olması veya bize doğruları göstermesi değil de önce bizi kabullenmesini isteriz. Diyelim ki eşiniz işten geldi ve bir sıkıntılardan bahsetti. Hanımların hep şöyle yaptığını görüyorum. Bu çok yanlış bir şey. Hemen sen de şöyle yapsaydın, sen de böyle deseydin, ay bir ağzın payını verememişsin falan gibi kışkırtıcı, karşısına geçici bir takım şeyler. Halbuki o sırada sizden akıl fikir istemiyor insan. Birazcık ay canım çok canın sıkılmıştır tabii. Tahmin ediyorum. Hakikaten çok zor bir gün yaşamışsın. Hadi bir kahve yapayım da içelim falan gibi. Biraz böyle karşılıklı onu anlamaya çalışmak, değerli hissettirmek, önemli hissettirmek, belli ki incinmiş ve gelmiş. Böyle yapınca ne olacak? Bir dahaki sefere size bir şey anlatmayacak. Çünkü neden? Size bir şey anlattı ve siz ona beceriksiz hissettirdiniz kendini. Yapılacak bir şeyler vardı ve yapamamış hissettirdiniz. İnsan bunu unutmaz. Yani hocam şunu söyleyeyim size. Hızırca böyle pusuda bekler gibi. Cengiz Bey çok güzel tarif ediyor. Hakikaten pusuda bekler gibi. Ya şunu bir yakalasam. Eyvah. Mesela ütüsüz pantolon. Sen halen daha pantolonu ütülemedin. İşte bak ben senin yüzünden geç kalacağım toplantıya ve bu tamamen batacağız. Yani böyle hep bir hata avcısı olmak. Her an böyle garp vaziyetinde beklemek. Şöyle beklemek yani ilk yumruğu kim çakacak? Kelime anlamında. Şimdi bakın size şunu söyleyeyim. Kelimelerin gücünü anlamadan evlenmeyin. Kelimelerin gücünü. Konfüçyüs'ün çok önemli bir sözü var. Kelimelerin gücünü anlamayan insan anlayamaz diyor. Yani kelimeler çok önemli. Ya siz istediğiniz her şeyi yapın. Mesela adam diyor ki ben diyor eşime diyor apartmanlar aldım diyor kardeşim diyor. Altına lüks arabalar diyor. Bir türlü yaranamadım ya diyor. Ya yaranamazsın. Ben dedim ki ona bu aynı vatandaşa senin bir tane çıkış yolun var dedim. Bir tane çıkış yolun var dedim. Çünkü kadın gitmiş eşini de seviyor ölüyor bitiyor. Dedim ki eline bir tane afiş alacaksın. Annesinin evinin karşısına gideceksin. Seni çok seviyorum diye yazdırıp böyle tutacaksın dedim. Bunu hayatta yapmam dedi. 3 ay sonra yapmak zorunda kaldı. Kadın da ilk yaptığı şey şu olmuş. Onu kaydetmiş ve resmini çekmiş. Hemen çantasını alıp aşağı inmiş ve beraber evlenmiş. Sadece adam, aslında bu kadar basit. Sadece bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani kelimelerin gücünü anlamak. Onun tabii içinde doldurmak da... Tabii içini doldurmak da. Evet. Gene ilişkide yapılacak yani %95 olasılıkla boşanmaya götüren hatalardan bir tanesi de duvar örmek. Nereye örüyoruz bu duvarı? Duvara ilişkimize karşıdaki insana örüyoruz. İki kişi arasında. İki kişi arasında örüyoruz. Yani kendimizi sakinleştirmeyi başaramadığımız ya da bir şekilde sinirimize hakim olamadığımız için karşıdaki insanı yok sayıyoruz. Onunla hiçbir iletişim kurmuyoruz, konuşmuyoruz. Yani diyalog kurmamak, konuşmamak, kendini anlatmamak gene duvar örmekte ilişkide yapılan hatalardan bir tanesi. Sizin göreviniz ve sorumluluğunuz kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi karşıdakini incitmeyecek, kırmayacak bir şekilde ona anlatmaktır. Yaptığımız önemli bir yanlış, her konuşmadan bir çözüm beklemek. Ya bakın ilişkilerin ilişkilerin neredeyse tümünde her 3 sorundan 2 tanesi çözülmeden devam ediyor. Ama o evlilikler mutlu bir şekilde de devam ediyor. Önemli olan kendimizi anlatmak, mesajımızı vermek. Mesela bakın son zamanlarda bir mesaj verme çabası görüyoruz. Bu mesajın alınmamış olması bu mesajı değersiz hale getirmiyor öyle değil mi? Hepimiz de bunu biliyoruz. Yani birbirimize duvar örmememiz duvar lazım. Örmememiz bütün insanlar için geçerli. Aynen öyle. Hepimiz için geçerli. Bütün ilişkilerde geçerli. Birbirimizi duymamız gerekiyor. Aynen. O mesajı bir şekilde bize verilmeye çalışılan mesajı almamız, duvar örmememiz gerekiyor. Evet, son mahşerin son atlısını da açıyorum. Bu da en tehlikeli ve en büyük. Siz bir şey söyleyecektiniz ama evet, olsun. Valla bunu öyle bir yapıştıracak zor açtım. Evet, en büyük hata, ilişkiyi bitiren en önemli şey aşağılanmaktır. Hiçbir insan aşağılanmaya katlanamaz. Aşağılanmanın çok çeşitli yolları, yöntemleri vardır. O bir şey söylerken kaşlarınızı kaldırıp dalga geçebilirsiniz. İsim takabilirsiniz. Alaycı olabilirsiniz. Saldırgan bir mizah içinde olabilirsiniz. Bazen eşler birbirlerine alay ediyor. Gözünün önünde alay ediyor ve diyor ki aman canım ben şaka yaptım. Şakanın iki tarafı da güldürmesi, iki tarafı da eğlendirmesi lazım. Birinin öbürüyle eğlenmesi, öbürünün bir takım zaaflarıyla dalga geçmesi hiçbir zaman şaka değildir. Aşağılanmak en temel hata. Cengiz Bey'in dediği gibi pusuda bekleyip evet, her an onu gereken yumruğu atmak. Yani o an işte tamam yakaladım zayıf anını vurayım diye beklemek değil mi? Aynen öyle. Şimdi şunu söylemek isterim. Şimdi bakın hep bana gelen maillerden şunu görüyorum. Günde 150-200 tane mail geliyor. Eşim beni anlamıyor. Ya verdiğim cevap şu. Sen onu anlıyor musun? Tekrar mail gelmiyor o konuda. Şimdi bakın anlamaya çalışmak yerine anlaşılmaya çalışmak yerine anlamaya çalışmak.
çok son derece önemli bir şey. Bakın, dinlemek sessiz kalmak değil. Yani şimdi diyor ki, anlatıyor, ha sen anlat diyor, ben biliyorum sana kafandan geçenleri diyor. Ha. Şimdi yani siz mimiklerle ona öyle bir aslında beden dili öyle aşağı bir yanıt veriyor ki, adam veya da kadın kendini öyle bir kötü hissediyor ki olamaz. Şimdi bakın, dinlemek çok önemli bir sanat. Konuşmak, herkes konuşur. Papağan da konuşuyor. Herkes konuşuyor. Önemli olan dinlemesini bilmek ve anlamak. Eğer siz şunu bakın, ben önemli bir şey söyleyeceğim burada. Ya şimdi haksızken özür dilemek çok kolaydır. Haklıyken bile özür diliyorsanız o evliliği safasağlam ayakta tutarsınız ve karşıdaki insanın ta vicdanına dokunursunuz. Ta vicdanına dokunursunuz ve o da bir gün gelir sizden özür dilemesini öğrenir. Bu çok evet. önemli bir şey. Yani. Ben sizin tabii bu görüşünüzle çok naçizane bir şey söylemek istiyorum. Yani evlilik öyle bir şey ki aslında hayatta da bunun çok örneğini görüyoruz. Ben onu hep dans etmeye benzetiyorum. Şimdi karşılıklı isterseniz çifte telli oynayın, göbek atın. Evet. İsterseniz el ele tutuşun, dans edin. Daima karşılıklı birbirine bakarak insanlar birbirini dengelerler. Yani dans ederken ayağınızı atıyorsanız eşiniz ayağını geri çeker. Siz geri Bravo. Gidiyorsanız eşiniz Bravo. Ayağını size doğru atar. Eğer öbür türlü olursa takılır düşersiniz. Uzman konuklarımızdan son birer söz rica edelim. Aytun Hanım buyurun. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer bir tartışma veya bir problem yaşıyorsak bunun neden olduğunu anlamak, anlamaya çalışmak, uzun uzun buna kafa yormak yerine ne oldu, aramızda şu anda ne var ve bunu nasıl çözebiliriz diye karşılıklı bir fikir oluşturmak. Yani bir şeyin nedenlerini aramak, çünkü bir sürü çöp kutusunu karıştırmayı gerektiriyor. Senin annene, benim anneme, sen şöyleydin, ben böyleydime gidiyor. Ona hiç bakmadan şu andaki sorun ne ve nasıl çözebiliriz'e odaklanmak en sağlıklı yöntem. Cengiz Bey. Şimdi şunu söylemek isterim size. Hindistan'da 5 duyunun yanında bir 6. duyu kabul edilir yüzyıllardır. Bu anlamadır. Karşıdaki insan anlamadır. Evlilikte de belki en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şunu söyleyebilirim. Çok önemli bir şey bu. Bağlan ama bağımlı olma. Sev ama köle olma. Süper vallahi. Çok teşekkür ederim.